D vitamini adlı konumuza Peki hocam, D vitamini tahlil yaptırmadı. Bilinçsizle vatandaşın biri aldı ve fazlalığı oluştu. Bu durumda D vitamini fazlalığının zararları nelerdir hocam? Yani şöyle diyelim, şimdi D vitamini diyelim test yapmada kullandı. Şunu diyorsun yani, fazlalıysa evet. Ne olur? Evet. Şimdi D vitamini yapısı itibariyle aslında yağda çözülen bir vitamin. Dolayısıyla o işte B vitaminleri gibi, bunlar suda eriyen vitaminler. Onlar gibi fazla bir yan etkisi yok. Çünkü vücutta çok uzun süre dayanıyor bu vitamin, depolanıyor. Depo haftalar, aylar boyunca yetiyor B vitamini. Ve toksik etkileri çok fazla değil, yani akut toksik etkileri çok fazla değil. Şimdi diyelim aldınız ve eczaneye gittiniz, B vitamini aldınız, sürekli kullanıyorsunuz. İşte okudunuz, duydunuz B vitamini şöyle böyle. Evet. Burada ne oluyor? Uzun süreli ve çok yüksek dozda alırsanız bunlar geçerli. Bir kere konsantrasyon güçlüğü yapabiliyor. Konfüzyon diyoruz, böyle kişi yani nasıl derler? Konfüzyon dediğimiz şu, kişi sersem gibidir. Yani böyle etrafını tam algılayamaz. Bilinç bulanıklığı gibi düşünün. Buna yol açabilir. Onun dışında uyuşukluk yapabilir. Yine sindirim sistemiyle ilgili karın ağrısı olabilir, kusma olabilir, iştahsızlık yapabilir. Evet. Ve yüksek tansiyon yapabilir. Ama bu dediğim şeyler çok yüksek dozlarda olur. Günlük 4000 ünite geçerseniz, işte o, sınır 4000. Sınır 4000. 4000'i geçerseniz bu etkiler başlayabilir. Uzun süre kullanırsanız, ama işte günlük 800 ünite, 600 ünite bu dozlarda kullanılan hiçbir yan etki görmez. Aslında güvenilir bir vitamindir, ama dediğim gibi kan testini yaptırıp eksik varsa ya da işte kan seviyeniz işte 20 ile 30 arası gibiyse takviyeleri alabilirsiniz. Onun dışında işte seviyeniz 80-90 gibi yüksek değerlerdeyse D vitamini takviyesi zaten almanıza gerek yok. Evet. Yani anlaşıldığı gibi D vitamini tahlille birlikte eksikliği varsa almanız doğru olanı, evet, değil mi hocam? Bir test yaptık, ondan sonra bu takviyeleri almak daha doğru.